Halil abi. Efendim Burak Bey. Konuşabilir miyiz biraz? Tabii, buyurun. Dün gece için teşekkür ederim. Sana borçlandım. Lafı olmaz. Önemli olan annenizin görmemesiydi. Yoksa çok üzülürdünüz. Özellikle de Aslı. Sen bizi nasıl anladın? Geçen gün arabada karşılaştık ya. Uzaktan yanınızda bir bayan olduğunu fark ettim. Ama yanınıza geldiğimde yoktu. Onu sakladığınızı anladım. Sonra sabah erkenden işe gitmeniz, ne bileyim sık sık mutfağa girmeniz, müştemilata doğru şöyle uzun uzun bakmanız. Sen bayağı bir beni izliyormuşsun. Durumu fark edince izlemeye başladım doğrusu. Bu aramızda kalacak herhalde değil mi? Tabii ki. Aslı geldi mi? Hayır, daha gelmedi. Ama belki onu sitenin girişinde karşılamak istersiniz. Evet, tam olarak da istediğim buydu. Aslı. Yani ben bu yaşananlardan dolayı kendimi sorumlu tutuyorum. Yani bu olay canımı çok sıktı. Sana başka bir iş baksak? Hayır Volkan, istemiyorum. Ben zaten bir süre çalışmayı düşünmüyorum. Tamam, bizim bünyemizde olmak zorunda değil. Çağla ve Burak'ın gelemeyeceği bir yer olsun. Buna ne dersin? Hayır Volkan, ben zaten size ait bir yerde çalışmakla büyük hata ettim. Bir süre çalışmayı düşünmüyorum. Üzgünüm, bunu açmak zorundayım. Yoksa Çağla daha çok çıldıracak. Efendim. Volkan'cığım, bana dünle ilgili hala kızgınsın değil mi? Bu yaşananlardan sonra nasıl olabilirim Çağla? Yaptıklarına gerçekten inanamıyorum yani. Ben seni tanıyamamışım. Çok özür diliyorum gerçekten. Burak'ın son zamanlarda yaptıkları beni o kadar çok üzdü ki kimin neye saldıracağımı şaşırdım. Aslı'nın hiç suçu yokken ona öyle davrandığım için çok pişmanım. Bak Çağla, her ne olursa olsun Aslı ile konuşmadan onu suçlaman çok yanlış. Haklısın. Ama gerçekten çok üzülüyorum. Aslı ile konuşup ondan özür dilemem lazım. Bu konuda bana lütfen yardımcı ol. Bu olanlardan sonra Aslı'nın seninle konuşmak isteyeceğini pek sanmıyorum. Lütfen Volkan. Aslı ile konuşup ondan özür dilemem gerekiyor. Aslı senin kız arkadaşın. Yarın öbür gün aile olacağız, yüz yüze bakacağız. Küslük olsun istemem. Tamam. Ben Aslı ile konuşacağım. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Yarın sizi yeni evimize beklerim. Bahçede barbekü yaparız. Aslı'yı da ikna et lütfen. Elimden geleni yapacağım. Hoşça kal. Kuruşluk kız için bu kadar yalvardığıma inanamıyorum. Ama uğraştığıma değecek. Aslı'ya gerçekte kim olduğunu hatırlatacağım. Burak'ın peşinde gezmenin ne demek olduğunu anlayacak. Çağla yaşananlardan dolayı çok pişman olduğunu söyledi. Ve senden özür dilemek istiyormuş. Onun özür dilemesini falan istemiyorum. Onun yüzünü görmek bile istemiyorum. Benden uzak dursun yeter. Aslı bak, böyle bir şey istiyorsan bu özrü kabul et ve konuyu kapat. Biz de bu yalana bir süre daha devam edelim. Hayır Volkan. Ben artık yalan istemiyorum. Aslı, ben Çağla'nın ne yapacağını kestiremiyorum artık. Ya bir de amcamın evine kaldığını duyarsa eğer, çok kötü şeyler olabilir. Aslı bak, sana hak veriyorum. Ama artık Çağla bizim sevgili olduğumuza inandı. Ve herkesin iyiliği için biz bu yalana devam etmekteyiz. Ya tamam, senin de anlıyorum. Ama Çağla da çok pişman. Bu duruma gelmişken senin böyle davranman bütün şimşekleri üzerine çekebilir. Yani bizim yüzümüzden bu kadar üzülmeni istemiyorum. Tamam. Ama son kez. Tamam, bunu halledelim. Gerisi kolay zaten. Çağla senin peşini bırakacaktır. Umarım öyle olur. Neyse, benim eve geçmem gerekiyor. Gidebilir miyiz artık? Gidelim. Birdenbire nereden çıktı bu barbekü partisi? Yine neyin peşindesin Çağla? Hemen anlatıyorsun. Sana sadece şu kadarını söyleyeyim. Daveti Aslı için düzenliyorum. Nasıl yani? Sen ciddi misin?
Evet. Hemen aklına gelen herkesi arayıp çağırıyorsun Tuğçe, tamam mı? Yarın akşam saat 5 gibi burada olmalarını söyle. Ne kadar kalabalık o kadar iyi. Çok eğleneceklerini söylemeyi de unutma sakın. Hadi aramaya başlayalım. Tamam. Çağla'cığım ben geldim. Hoş geldin anneciğim. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Çağla'cığım yüzün gülüyor bakıyorum. Burak'la sorunlarınızı da hallettiniz galiba. Evet. Aramızdaki problemleri hallettik sayılır. Sayılır. Neyse ben seni iyi gördüm ve çok sevindim. Evet. Anne ben yarın akşam üzeri saat 5 gibi arkadaşlarıma bahçede bir davet vermeyi planladım. Barbekü partisi yapacağız. Birkaç arkadaşım gelecek. Ne zamandır İstanbul'a taşındığımızdan beri zaten gelmek istiyorlardı. Herkesin katılabileceği ortak bir davet planlamayı düşündüm. Biliyorum. Daha önceden haber vermem lazımdı ama ben de henüz karar verdim. Tamam Çağla'cığım ne diyeyim ki ben şimdi sana? Catering firmasıyla konuştun mu peki? Hayır. İyi tamam onu ben hallederim. Tamam. İstersen Aslı'cığım. Ben yarın gelip seni alırım. Tamam. Teşekkürler. Aslı, iner misin şu arabaya? Burak bak bir gören olacak gider misin lütfen? Hayır. Asıl binmezsen bir gören olacak. Bin şu arabaya konuşmamız lazım. Neredesin sen sabahtan beri? Benim telefonlarımı açmıyorsun ama Volkan'la buluşuyorsun. Nereden geliyordunuz? Hem senin ne işin var bu Volkan'la? Ya sen ne söylediğinin farkında mısın? Sakin ol önce. Nasıl sakin olabilirim ya? Sabahtan beri sana ulaşmaya çalışıyorum. Çıldırdım meraktan, anlamıyor musun? İşi de bırakmışsın. Ben olanlardan sonra orada daha fazla duramazdım Burak. Bana haber verebilirdin. Tamam. Ne desen haklısın. İşi bırakmakta da, bana kızmakta da, her şeyde haklısın. İstersen bana bağır çağır, ağzına geleni söyle ama bunu yap. Sessiz kalma. Senin sesini duyamayınca, sana ulaşamayınca delirecek gibi oluyorum, anlasana. Tamam. Şimdi kesin gelecek 15 kişi var. 5 kişi de yarın netleşecek. Yeterlidir umarım. Aklına ne geçiyor Çağla? Anlatmayacak mısın? O zaman sürprizi kaçar. Tamam. Israr etmiyorum o zaman. Tamam. Tabii tabii hemen bildiriyorum. Çağla'cığım catering firmasıyla görüşüyorum. Kaç kişi gelecek belli mi? 20 civarı. 20 civarıymış. Zengin bir menü olsun lütfen. Evet, elbette. Başka bir şey yoksa ben de kaçıyorum o zaman. Tamam hayatım. Yarın geç kalma. Tamam, merak etme. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bir an önce yarın olsa da artık ben de eğlenmeye başlasam. Lütfen bak, bir daha ne olursa olsun telefonlarını açmamazlık yapma. Nerede ve kiminin olduğunu haber ver. Seni Volkan'la görünce çok kötü oldum. Tamam. Haber vermeye çalışacağım. Volkan'la neden buluştunuz? İşten ayrıldığımı öğrendiği için biraz endişelenmiş. Yani görüşmek için ısrar etti. Sen de onu kıramadın öyle mi? Benim telefonlarımı açmadın. Ama onunla görüşmeyi kabul ettin.
Burak, bu şekilde bağırıp beni azarlamaya devam edeceksen ben eve gidiyorum. Tamam. Tamam, sinirlenmiyorum. Tamam dedim aşkım. Tamam, sakinim. Ne konuştunuz peki? İstersen sana yeni bir iş ayarlayabilirim dedi. Nerede? Nasıl bir iş istiyorsan ben sana ayarlarım Aslı. Artık Volkanlar'a mesafe koysan iyi olur. Yarından sonra ben de öyle yapmayı düşünüyorum zaten. Yarın ne var ki? Çağla bizi evine davet etti. Bana yaptıkları yüzünden özür dilemek istemiş. Sen de bunu kabul mü ettin? Ne yapabilirdim Burak? O yemeğe gitmeyeceksin Aslı. Bak, Volkan bir yalan söyledi. Bunu daha fazla uzatmanızın bir anlamı yok. Ama ben gitmek zorundayım. Anlamıyorsun. Eğer bu yalanı sürdürmezsem üstüme gelmeye devam edecek. Ben daha fazla şüphe çekmek istemiyorum. Eğer sizin evinizde yaşadığımı öğrenirse... Ya ben önemli değilim. Ama annemi riske atamam. Sen herkesten önemlisin. Ben senin üzülmene, kırılmana dayanamıyorum. Sadece biraz zaman. Ben her şeyi düzelteceğim. Bana inan. İnanıyorum. Kolay gelsin anne. Sağ ol yavrum. Aç mısın? Yok anneciğim, değilim. Aslıcığım, ben yemekten hemen sonra çıkacağım. Şükran ablanla düğüne gidiyoruz. Tamam anne. Anne. Benim sana bir şey söylemem lazım. Ama işim varsa sonra da söyleyebilirim. Yok yok, söyle sen. Söyleyeyim. Anne, ben bugün işten ayrıldım. Ne? Aslıcığım, işten mi çıkardılar seni? Ay, yoksa bir şey mi oldu? Hayır anneciğim, ben kendi isteğimle ayrıldım. Şimdi sınavlar yaklaşıyor ya, yoğunlaşmak istedim derslere. Ay öyle söylesene. Tabii, sana kaç kere söyledim ama beni dinlemedin. İkisini birden yürütmen zor olacaktı. Böyle iyi oldu. Sen sadece derslerinle ilgilen. Aslı, güzel kızım benim. Çok başarılı olacaksın. Ben buna yürekten inanıyorum. Sana da çok güveniyorum. Güzeller güzeli, akıllı kuzum benim. İnşallah anneciğim. Neyse, ben odama gidiyorum. Aslım, eğer yorgun değilsen şu meşhur çilekli pastandan yapar mısın? Nihat Bey rica etmişti. Tamam, yaparım. Ben o zaman hemen gidip geleyim. Ha, üstünü değiştir, gel. Burak, bugün Turgut Bey'le görüştüm. Senden hiç memnun değil. Doğru dürüst çalışmadığını söylüyor. Şaka yapıyorum, şaka. Aman Nihat ya. Çok memnunum senden. Baba, ben de sana bir şey danışacaktım. İşle ilgili. Tabii, söyle oğlum. Yani bundan sonra senin için de uygunsa holdingde çalışmak istiyorum. Gerçekten mi? Çok iyi olur tabii ki. Neden olmasın? Artık üzerinizden biraz yük almak istiyorum. Aslan oğlum, beni gerçekten çok mutlu ediyorsun. Yani hele sendeki son zamanlardaki değişim, sana hayranlıkla bakıyorum. Yani artık hayatımın sorumluluğunu elime almalıyım. Anlıyorum oğlum. Yani... Ayrıca iş dışında da başka şeyleri kastettiğini düşünüyorum. Hı? Ben de seninle zaten bunları konuşmak istiyordum. Çağla ile ilgili. Çağla ne alaka, şimdi anlamadım. Yemekleriniz bitti sanırım. Aa, evet, bitti hemen hanım, bitti.
Teşekkür ederim. Selda Hanım, siz de alır mıydınız? Yok Kemal, teşekkür ederim. Ben alırım. Nefis gözüküyor. Vallahi bu pasta harika gözüküyor. Elinize sağlık. Ben yapmadım Nihat Bey. Kızım Aslı yaptı. Öyle mi? Hani şu Aslı'nın meşhur pastası var diyordunuz. O bu mu yani? Oo, güzel. O zaman hemen bir tadalım bakalım nasılmış. Gerçekten harika. Aslı mutfakta mı? Bir çağırsanız da buraya. Yani bunlara. Selda'cığım tabii ki gerek var. Bak kız bu kadar uğraşmış hem de çok güzel yapmış. Bir teşekkür etmek lazım değil mi? Aslı eline sağlık. Çok güzel olmuş. Yani eğer Selda'dan korkmasam hani bunu bitirdikten sonra bir dilim daha isteyebilirim. Ben de çok beğendim. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Beğenmenize çok sevindim. Ay neyse. Ne konuşuyordunuz? Devam etsenize. Bölümde durduk yere. Burak, bak. Seninle çok açıkça konuşacağım. Hani ben Çağla'yı sevmeme rağmen sizin sözlenmenize baştan beri çok sıcak bakmadım. Yani doğruya doğru. Ama sendeki bu değişimleri gördükçe bu konuda seni desteklemeye karar verdim. Bu yüzden ne zaman istersen gidip Çağla'yı isteyebiliriz. Baba, ben o konuda henüz bir karar veremedim. Oğlum bunda karar verecek ne var? Zor olan ne ki yani? Yapacağın şey bir gün saptamak. Yani zaten Çağla'nın da senden beklediği bu. Baba bunları konuşmasak, yani zamanı gelince ne olacaksa olur. Burak, Çağla artık neredeyse ailemizden biri. Yani Sinan'ın kızı sayılır. Geçenlerde Elçin'le buraya geldiklerinde Çağla'yı gidip bir an önce isteyeceğimizi onlara söyledik. Yani bir nevi söz verdik. Oyalamak doğru değil. Yani artık bu saatten sonra çok uzatmadan gidip istemek lazım. Bence bu hafta sonu bu işi yapalım gitsin. Ben bunu biraz düşünmek istiyorum. Burak bunda düşünecek ne var Allah aşkına ya? Ya bu kızı yeni tanımadın ki sen. Neyse. Afiyet olsun. Her şey bu kadar iyi giderken birdenbire böyle tuhaf şeyler de yaptı oluyor işte. Anlayamıyorum ya. Emel'cim, sen ne geç canım. İstersen sen de gel düğüne. Yok canım, ayıp olur. Olur mu hocam? Ne varmış canım? Hem sen de tanıyorsun. Bizim mahalleden Nimet'in kızı evleniyor. Ha, öyle mi? Evet. Allah mesut etsin. Gel gel, iyi olur. Hem onlar da memnun olur. Sonra da Emel'i eve bırakırsın. Halil Bey, siz buyurun gelin düğüne. Ama ben dönerken kendim dönebilirim. Size zahmet olmasın. Yeteri kadar zahmet verdim zaten. Yok, estağfurullah Emel Hanım. Olur mu öyle şey? O zaman geliyorum. Geliyorum, ben de geliyorum. Dönüşte de sizi alırım, bırakırım eve. İyi madem. Güzel. Sağ olasın Halil. Babama Çağla'dan ayrıldığımı nasıl söyleyeceğim? Hayal kırıklığına uğrayacak.